Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle pembe sarı çiçekli güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için kolay yapraklı bir model hazırladım. E, oyama başlamadan önce yazmamın kenarını göstermek istiyorum. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz eğer YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak benim daha önce paylaştığım detaylarımı anlattığım videomu izleyebilirsiniz. E, i̇ki zincir çekerek yazmamın kenarını tığladım. E, yazmamın kenarını tığlarken kullandığım ipim altın başak marka 2 numara yeşil pembe ip kullanacağım içindeki pembe çiçekler için o da altın başak 91 numara pembe ve sarı kullanacağım sarı ipimde yine altın başak marka 139 numara sarı e, tığımda kullandığım tığım bu modeli örmek için 22 numara hemen modelime başlamak istiyorum çok kolay bir model. Ben tığ oyasına yeni başladım. Çok acemiyim diyen arkadaşlarım bile kolayca yapabilecekler. Hemen başlayalım. Verdiğim sayılarla yazmanın tığlamasından itibaren yaptığınızda benimkiyle aynı sonucu alırsınız. Birlikte yapmak istiyorum. Yeşil ipimle çimenimi örmek için ilmeğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. Bir defa tığımın üstüne ipimi doladım. Geldim şöyle tığ battının altından. Hem tığlamamı yakından göstermiş olayım size. Tığ altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Buraya bir trabzan yaptım. Normal ikili trabzanımız. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Yaptığım trabzanımın önünden sık iğne ile 5 zincirimi bu şekilde düğümledim. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ altından giriyorum. Yine ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Yine bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battığının altından. İkişer ikişer çıktım. Üstüne yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. kirpiğimi yaptığım trabzanımın önünden tutturdum. Bir zincir çektim. Bir doladım. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Aralarda birer tane zincir çektim. Burada hemen yuvamızı yapalım. Bir tane zincir çektim üstüne. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığbattıdan girdim. İkişer ikişer çıktım. Trabzanım oluştu. Üstüne iki tane zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığbattının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım yine. Böyle oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim üstüne bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya geldim. Yine 2, 2 çıkarak bir trabzan yaptım. Şöyle bir görüntü oldu. Burada 1, 2, birazcık ip saralım. Zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 7 zincirle oyamın ters yönüne döndüm. Buradaki boş kalan trabzanıma 7 zincirimi tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Düz yönüne döndüm tekrar. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 4 zincirimin üzerine bir defa doluyorum ve yuvaya gelip ikişer ikişer çıkarak bir trabzan yapıyorum. Trabzanımı 4 zincirimin boyuna uyacak şekilde uzattım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 2 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım geldim yedinci yuvadan yapıyorum yine dört zincir çekiyorum bir defa doladım Yuvaya geldim. İçerikşer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2. 3. 4. 5. 6. sık iğnemi yaptım. 7. yuvadan yapıyorum. Üstüne yine 2 3 4 zincir çektim bir kere doluyorum aynı şekilde 2 2 çıkarak trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim yaptığım trabzanımın önünden giriyorum kirpiğimi düğümledim ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü 5. 6. 7. yine yuvadan yaptım Böylece üç tane dal yapmış olduk. Yaptığımız trabzanın önünden kirpiğimizi düğümleyelim tekrar daha muntazam gitsin diye. Bir tane zincir çekiyorum bir doluyorum. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim bir doladım. Bir sonrakinden giriyorum yine. ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümledim. Burada şimdi arkadaşlar ben aralarda 12 tane kirpikli trabzan yaparak devam edeceğim. Siz dilediğiniz sayıda daha az ya da daha fazla yaparak sıklaştırıp seyreltebilirsiniz. Ama e, bir tane daha çiçek yuvası yapayım. Bir tane sarı bir tane pembe çiçekleriyle göstermek istiyorum ama bir tane daha yuva yapacağım yanına. Ben çimenimi bu şekilde arttırdım arkadaşlar. Arada 12 tane kirpikli trabzan yaparak devam ettim. Bu sıklıkla yapıyorum. Dilerseniz aradaki kirpikli trabzan sayısını değiştirerek daha sık ya da daha seyrek yapmak da mümkün. Hemen şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. Sarı ipimle başlayacağım. Sarı ipimle kolay çiçekleri var ama bir takipçim istediği için modeli göstermek istedim. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum sarı ipimle. Geldim. Hemen ilk çiçek yuvasından şöyle göstereyim arkadaşlar. ilk dalımın ucundan 5 zincir çekerek küçük yuvalar bırakmıştım. Bu yuvadan sık iğne ile girdim. ipimi tutturuyorum bu şekilde. Üstüne bir defa doladım. Aynı yuvaya geldim. Hepsini birden çıkıyorum. Bir defa doladım. Aynı yuvaya geldim. İkişer, ikişer çıktım. Bir defa doladım. Aynı yuvaya geldim. Önce bir, sonra iki, sonra yine iki çıktım. İki defa doluyorum. Aynı yuvaya geliyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Yine iki defa doluyorum. Yine aynı yuvaya geliyorum. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Bu şekilde toplam 5 tane yapmış olduk. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım son trabzanımın önünden kirpiğimi sık iğne ile düğümledim. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnem. Bir tane daha yaptım. Üçüncü, bir tane daha dördüncü bir tane daha yapıyorum beşinci, altıncı yedinci bu şekilde yaptım şöyle göstereyim sonra yuvadan girdim sık iğne ile yine üstüne bir tane zincir çekiyorum küçük bir örümcek yapıyorum burada yaklaşık bir tabak uzunluğunda olsa yeter daha uzun olmasına gerek yok sıradaki dalımın ucunda yine 5 zincir çekerek bıraktığım boşluğum var. Buradan giriyorum sık iğne ile. Üstüne bir defa doladım. Aynı yuvaya geldim. Hepsini birden çıkıyorum. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim ikişer 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 çıktım yine iki defa doladım yine aynı yuvaya geldim yine aynı şekilde iki, iki çıkıp bu şekilde tamamlıyorum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir iki üç dört beş altı tane sık iğne yaptım yedinci sık iğnemi yine yuvadan yapıyorum Yuvadan sık iğnemi yapınca üstüne bir tane zincir çektim. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Üçüncü dalıma son dalıma yine ucuna bıraktığım yuvadan sık iğne ile girdim. Bir defa doladım. Hepsini birden çıkıyorum. Bir doladım. İki iki çıkacağım. Bir doladım. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. İki doluyorum. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. Yine 2 doladım. Yine ikişer ikişer 3 kere de çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu birinci sık iğnem. Yanına ikinciyi yapıyorum. Yanına 3. 4. 5. 6. 6 tane sık iğne yaptık. 7. yuvadan yapıyorum. Burada son sık iğnemi yaptıktan sonra üstüne sıkıca zincirimi çektim. İpimi burada keseceğim. Ee, diğer rengimi de yapayım arkadaşlar ben. Sonra ütüleyip size son halini göstermek için e, geri döneceğim. Ben oyamın diğer çiçeğini tamamladım. Ben bu sıklıkta yapıyorum. Biraz önce de söylediğim gibi dilerseniz aradaki çimen sayısını değiştirerek sıklığını siz de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ee, kolay bir model. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Instagram'da bir takipçimin isteğiydi. Böylece onun isteğini de geri çevirmemiş olduk. Benim de çok hoşuma gitti. Böyle küçük tomurcuklar şeklinde. Ee, şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım instagramda ve sayfamda. Oradan beni takip ederek yakın plan fotoğraflardan yararlanabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.